Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellim ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha. Amin. Esselamu ala men ittaba'al huda وَالْمَلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهَوَى. 30. söz. Tılsım-ı kainatı keşfeden, Kur'an-ı Hakim'in mühim bir tılsımını halleden 30. söz. Ene ve zerreden ibaret bir elif, bir noktadır. Şu söz iki maksattır. Birinci maksat enenin mahiyet ve neticesinden, İkinci maksat, zerrenin hareket ve vazifesinden bahseder. Birinci maksat, Bismillahirrahmanirrahim. İnne aradna l-emanete ala's-semavati vel-ardi vel-cibal fe'ebeyne en yahmilneha ve eşfakna minha ve hamalaha'l-insan innehu kana zalumen cehula. Sadakallahu'l-azim. Şu ayetin büyük hazinesinden tek bir cevherine işaret edeceği şöyle ki, gök, zemin, dağ, tahammülünden çekindiği ve korktuğu emanetin müteaddit vücuhundan bir ferdi, bir veçhi enedir. Evet, ene, zaman-ı Adem'den şimdiye kadar alemi insaniyetin etrafına dal budak salan nurani bir şecere-i tuğba ile müthiş bir şecere-i zakkumun çekirdeğidir. Şu azim hakikata girişmeden evvel o hakikatin fehmini teshil edecek bir mukaddime beyan ederiz. Evet arkadaşlar, tılsım-ı kainatı keşfeden, kainatın niçin yaratıldığıyla alakalı bilmeceler var. Bu kainat nedir? Mahiyeti nedir? Taşıdığı hakikat nedir? Neyi ifade ediyor? Neyin aynasıdır? Niçin var oldu? Niçin bu gelenler durmuyorlar gibi meseleleri halleden bir, Kur'an-ı Hakim'in mühim bir tılsımını halleden. Kur'an-ı Kerim'in de çok tılsımları var. Tılsım anlaşılması zor, bilmece manasına geliyor. Anlaşılması zor, bilmece. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in de içerisinde tılsımlar olabiliyor. Acaba bu nedir dediğimiz çok meseleler var. Bizim derken alimlerin yani. 350 bine yakın tefsirler yazılmış. Öyle ayetler var ki her bir müfessir o ayetlerden kendine göre farklı farklı cevherler çıkarmış. Ama tamamıyla bu budur diyebileceğimiz bir sonuca ulaşmak mümkün olmuyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır. Cenab-ı Hakk'ın kelamı sonsuzdur. Şimdi iki mesele. Bir, kainatın tılsımı. İki, Kur'an-ı Hakim'in mühim bir tılsımı. Mühim bir meselesini, gizli kalmış olan bir meselesini halleden 30. söz. Ene ve zerreden ibaret bir elif, bir noktadır. Ene birinci maksat, zerre ikinci maksattan bahsediyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne aradnal emanete ale's-semavati vel-ardi vel-cibal. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik. Teklif ettik. فَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَا مِنْهَا. Hepsi de onu yüklenmekten kaçındı ve ondan korktu. Hepsi de onu yüklenmekten çekindi ve o emanetten korktu. Korkan kim? Semavat, arz ve koca dağlar. وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانِ. Ancak
insan taşıdı. İnnehu kâne zelûmen cehûle. Şüphesiz bu insan çok zalim ve çok cahildir. Arapçada sigay mübalağa dediğimiz bir siga var. Bir anlatım tarzı var, bir ifade tarzı var. Sigay mübalağa. O sigayı Kur'an-ı Kerim ya da Arabi ifadeler kullandıkları yerde insana şöyle bir ders veriyor. İnsanın hayaline şöyle bir ders yöneltiyor. Zalum, ey insanlar, bu insan o kadar zalimdir ki siz onun zulmünün ne kadar olduğunu anlayacak, tartacak kapasitede değilsiniz. Eğer zalim kullanmış olsaydı, insanların onu tartması mümkündür. Zalum sigasını kullandığı yerde anlıyoruz ki, bütün insanlar bir akıl olsa, insanın o zulmünü tartacak özelliğe sahip olmadıklarını, o kapasitenin yetmeyeceğini anlıyoruz. İnnehu kâne zalûme. İnsan şüphesiz çok zalimdir. Ve cehûle. Eğer cahil demiş olsaydı, insanın ne kadar cahil olduğunu tartabilirdik, anlayabilirdik. Ama cehûl deyince, insan o kadar cahil bir varlık ki, ey insanlar, siz onun cehaletini tartacak kapasitede değilsiniz demek istiyor. Tekrar meseleyi bir şey yapalım, toparlayalım. Cenab-ı Hak buyuruyor, biz emaneti semavata, arza ve dağlara arz ettik, teklif ettik. Fakat onlar ondan kaçındılar ve korktular. Nedir bu emanet? Alimlerin hepsi bu emanet tabiri gizli olduğu için kendilerine göre İslamiyet'in ve imanın ve Kur'an'ın genel kaidelerine zıt olmayacak şekilde manalar çıkardılar. Kur'an'a, imana ve İslam'a zıt olmamak şartıyla çıkarılan bütün manalara biz doğrudur diyoruz. Mesela bazıları demişler ki bu peygamberliktir demişler. Yani semavat, arz ve dağlar peygamberlik vazifesini taşıyacak özellikle olmadıklarından ondan kaçındılar. Bazıları demişler ki ibadettir. Onlar bu ibadeti yerine getirecek özellikte değiller, korkup kaçtılar. Bazıları şuurlu marifetullah demişler. Allah'ı şuurlu bir şekilde bilme keyfiyeti. Yine onlar bunu yapmaktan aciz oldukları için kaçındılar. Bazıları Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirmekten ve nehilerinden yani yasaklarından kaçınmaktan ibaret olan bir mana dediler, şeriat dediler. Bu da doğrudur. Üstadları bize burada diyor ki, şu emanet gizlidir, mutlaktır. Madem öyledir, her güzel mana ondan sadır olabilir, o mana anlaşılabilir diyor. Kur'an sözü mutlak bırakır, ta umumi olsun diyor 25. sözde. Mutlak bırakıyor. Eğer Kur'an-ı Kerim biz şu olan emaneti dağlara, arza, semavata arz ettik. Fakat onlar taşıyamadı demiş olsaydı, Kur'an-ı Kerim'in kullandığı bir mana olurdu. Biz de o mana üzerinde konuşurduk. Ama mutlak bırakınca, emaneti yükledik deyince, her bir müfessir kendisine göre güzel bir mana çıkarma hakkı doğuyor, o hakka sahip oluyor. Dolayısıyla bazıları böyle demişler, bazıları böyle demişler, bazıları böyle demişler. Bazıları da Kur'an demişler. Mesela kendilerine de Kur'an-ı Kerim'den ayet delil getiriyorlar. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Şayet Kur'an-ı Kerim'i dağlar karşılamış olsaydı, Allah'ın haşyetinden, korkusundan paramparça olurlardı ayetini delil getiriyorlar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i ne dağlar, ne küre-i arz,
ne de semavat taşımaktan acizdirler diye Kur'an-ı Kerim bize bu dersi veriyor diye bazı alimler delil getirmişler. Şimdi üstadımızın şu cümlesine bakın. Şu ayetin büyük hazinesinden tek bir cevherine işaret edeceğiz. Bazen oluyor, bir alim büyüğümüz çıkıyor vaaz kürsüsüne arkadaşlar. Şu ayet-i kerime şunu ifade ediyor diyor ve sanki o ayet onun bize ifade ettiği manadan ibaretmiş gibi inhisar altına alıyor. Yani onu kayıtlıyor. Üstad Bediüzzaman Hazretleri bize Kur'an-ı Kerim'e nasıl yaklaşmamız gerektiğini de gösteriyor. Mesela bir eserine zerre diyor. Bir eserine şemme diyor. Bir eserine reşha diyor. Ne demek reşha? Damlacık anlamına geliyor. Yani bir damlayı alın, bir damla suyu. Yukarıdan yüksekten bırakın sert bir zemin üzerine. Sert bir zemine çarptığı vakit parçalanıyor 10, 20, 30 parçaya. İşte o küçük parçalara reşha deniyor. Ya da bir su damlası buharlaştığı vakit hava atomuna binen o küçük zerrecik su parçasına reşha diyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim büyük bir okyanus gibidir. Ben de size ondan bir reşha göstereceğim diyor. Koca bir eserin ismi reşha. Bir eserin ismi şemme yani kokucuk. Bir eserin ismi habbe yani Kur'an-ı Kerim koca bir tarladır. Ben de size sadece bir habbeye işaret edeceğim diyor. Burada da şu ayetin büyük hazinesinden tek bir cevherine işaret edeceğiz diyor. Yani ayet arkadaşlar, ayet büyük bir hazinedir. İçerisinde muazzam cevherler var. Muazzam hazineler var. Ben de bir tek cevherine, o da uzaktan ne yapacağım size? İşaret etmek suretiyle göstermeye çalışacağım diyor. Dolayısıyla bu ayet genellikle emaneti anlatıyor. Dolayısıyla arkadaşlar en sonki ifade innehu kâne zelûmen cehûle. Şüphesiz bu insan çok zalim ve çok cahildir. Niye zalim? Çünkü Allah'ın en büyük emanetini Allah insana yüklemiş ve bu insan o emanete hıyanetlik ettiği için çok büyük zalimdir. Bir de çok cahildir diyor, cehule. Niye? Çünkü emaneti hakiki sahibine vermiş olsa elde edeceği mükafat o kadar büyüktür ki bunun farkına varamayacak kadar cahil. Eğer emanete hıyanet edip sahiplenirse o kadar şey kaybediyor ki bunu tartamayacak kadar bu insan cahildir demek suretiyle innehu kâne zelûmen cehûle ifadesiyle ayet bitmiş oluyor. Şu ayetin büyük hazinesinden tek bir cevherine işaret edeceğiz. Gök, zemin, dağ, tahammülünden çekindiği ve korktuğu emanetin müteaddit vücudundan bir ferdi, bir veçhi enedir. Ene kelime itibariyle ben anlamına geliyor. Ben, Arapçası bu. Bir de enaniyet var. Enaniyet de benlik anlamına geliyor. Allah bize şu ben diyebilme özelliğini niye vermiş? Özetle, biz bu eseri inşallah okuyacağız sizinle beraber. Özetle Allah bana ben diyebilme özelliği vermiştir ki o diyebileyim. Ben şu şeyi yaptım, öyleyse o da şunu yapmıştır deyip marifetullah'a vesile olsun diye, basamak olsun diye şu ben duygusunu, ben diyebilme özelliğini Allah bize bahşetmiş, nasip etmiş. Üstad diyor ki evet bütün müfessirlerin verdiği manalar az evvel söyledim. Peygamberlik, Kur'an, ibadet, şeriat, ilahir hepsi doğrudur. Çok vecihlerinden bir tanesi de enedir. Ben diyebilme duygusudur.
Evet ene, meseleyi biraz daha açıyoruz. Evet ene, zamanı Adem'den, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın zamanından, şimdiye kadar alemi insaniyetin etrafına dal budak salan nurani bir şecere-i Tuğba ile müthiş bir şecere-i Zakkum'un çekirdeğidir. Dolayısıyla bütün cennetteki insanların cennete gitme sebebiyle bütün cehenneme giden insanların cehenneme gitme sebebinin temelinde yatan temel olgu enedir. Çünkü dikkat edin, bütün müfessiller için saydığımız ibadet, Kur'an, peygamberlik, şeriat, Allah'ın emirleri ve yasaklarına uyma gibi meseleler hepsi dönüp dolaşıp insanın ya mütevazi ve kul olduğunu bilmesi ya da enaniyet ve gurur sahibi olup bunlardan imtina etmesi, kendisine güvenip Allah'a meydan okuması yatıyor. Dolayısıyla bütün vecihlerin sanki temelinde, merkezinde ben duygusu vardır. Onu inşallah sohbetin ilerleyen kısmında konuşacağız. Üstadımız, insan gibi Allah'ı bilebilecek kapasitede başka bir varlık yoktur diye başka yerlerde ifade ediyor. İnsan öyle bir nüshay camiadır ki Cenab-ı Hak bütün esmasını insanın nefsiyle insana ihsas ediyor diyor. 31. pencerenin başında. İnsan öyle bir cami nüshadır ki, öyle bir geniş nüshadır ki Cenab-ı Hak bütün isimlerini, biraz daha söyleyelim, sıfatlarını ve şuunatını insanın nefsiyle insana hissettiriyor diyor Salımız. Dolayısıyla bir hadis-i şerif ifade ediliyor. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Nefsini bilen Rabbini bilir. Başka bir ifade var. Men arafe nefsehu ve lem yetecavez tavrahu. Nefsini bilen haddini bilip haddinden tecavüz etmez. Demek ki Rabbini bilmeyen insanlar kendini bilmeyen, demek ki haddini aşıp da gururlanan insanlar nefsini bilmeyen insanlardır sonucuna çıkıyor. Şimdi üstadımız, insan öyle bir nüshay-ı camiadır ki Cenab-ı Hak bütün esmasını insanın nefsiyle insanı ihsas ediyor ifadesini şöyle ifade ediyor. İnsan üç vecihle Cenab-ı Hakk'ın esmasına aynedalık eder diyor. Üç vecihle. Birincisi, gecede karanlık nasıl nuru gösteriyorsa insandaki sonsuz aciz, Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kudretini, sonsuz fakirlik, Cenab-ı Hakk'ın sonsuz gına ve zenginliğini, sonsuz zaafımız, Cenab-ı Hakk'ın sonsuz kuvvetini gösterir. Çünkü ben acizim ama bütün kainat bana hizmetkar. Dolayısıyla bütün kainatı bana hizmetkar eden sonsuz kudret sahibi bir zat var diye ona şehadet ediyoruz. Benim hiçbir şeyim yok, sonsuz fakirim ama bütün ihtiyaçlarım karşılanıyor. Sonsuz zenginliğe sahip olan bir zat tarafından bütün ihtiyacım karşılanıyor. Ben çok zayıfım, hiçbir şeye gücüm yetmez ama sonsuz kuvvet sahibi bir zat benim o acizliğimi, zayıflığımı kapatıyor, ihtiyacımı karşılıyor diye aynadalık ediyoruz. Eğer şu ışıklar gündüz yansa şu kadar ışık vermez. Çünkü ışık ışığa mani olur. Ama karanlık ışığa ayna oluyor, gösteriyor. Bizim kudretimiz olmuş olsaydı Cenab-ı Hakk'ın kudretini ne yapacaktı? Setretecekti, kapatacaktı. Aciz olduğumuz için Cenab-ı Hakk'ın kudretini anlıyoruz. İkinci vecihle üstadımız ene'yi anlatıyor. Yani insanın küçücük cüz ölçücükleriyle, sanatçıklarıyla Cenab-ı Hakk'ın muhis sıfatlarını, külli şuunatını, nihayetsiz tecelliyatını
ölçerek bilebiliyoruz. Nasıl ki ben ilmimle şu kitabı yazdım diyor insan, öyleyse şu kainat kitabında yazan bir zat vardır. Bu ders orayı anlatıyor. Üçüncüsü de bizde tecelli eden Cenab-ı Hakk'ın isimlerini okumak suretiyle Allah'ımızı biliyoruz. Bende yaratılış itibariyle Cenab-ı Hakk'ın Halık ismi, Bari ismi tecelli ediyor. Bunu aklımla okuyorum. Cenab-ı Hak beni rızıklandırıyor, Rezzak ismini anlıyorum. Aklımla bunu anlıyorum. Bu noktada melekler de bizim safımızda yer alabiliyor. Ama ikinci vecih itibariyle bütün melekler, bütün mahlukat, belki bir tek insanı tartabilecek özellikte olmuyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a bütün melekler gelse bir araya konsa denk gelmeyeceği açıktır. İkinci vecih itibariyle Allah'ı bilebilme keyfiyetine sahip olmamız hasebiyle hiçbir varlık insana denk olamıyor, olamaz. Şu azim hakikata girişmezden evvel o hakikatin fehmini, anlayışını teshir edecek, kolaylaştıracak bir mukaddime beyan ederiz. Şöyle ki: Ene künuzu mahfiye olan Esma-i İlahiyen anahtarı olduğu gibi kainatın tılsım-ı muğlakının dahi anahtarı olarak bir muammayı müşkül küşadır, bir tılsım-ı hayret fezadır arkadaşlar. Ene künuzu mahfiye olan Esma-i İlahiyen anahtarıdır. Künuzu mahfiye şu: gizli hazineler, define yani. Cenab-ı Hak bir hadis-i kutsi'de "Kuntu kenzen mahfiyen fehalaktul halka liya'rifuni" diye buyuruyor. Ben gizli bir hazineydim, mahlukatı yarattım ki bilineyim. Şimdi mahlukatı yarattım ki bilineyim derken Allah kime kendisini tanıtıracak? Bütün mahlukat içerisinde Allah'ı en güzel anlayabilecek özellikte insandır. Birincisi bu. Künuzu mahfiye, gizli hazineler hükmünde olan Esma-i İlahiyen anahtarı olduğu gibi, demek ki Cenab-ı Hakk'ın isimlerini açan bir anahtar hükmünde olduğu gibi, kainatın tılsım-ı muğlakının dahi anahtarı olarak bir muammayı müşkül küşadır, bir tılsım-ı hayret fezadır. Yani insandaki ene, hem Cenab-ı Hakk'ın gizli hazineleri hükmündeki Esma-i İlahiyesini açıyor, hem de kainatın gizli sırlarını açan bir anahtar hükmündedir. Nasıl açacak? Değil mi? Yani bir kendimizi bir tartalım. Nasıl açacağız? Bunun tek bir yolu var. Biz o anahtarın anahtar olduğunu bileceğiz. Mahiyetini anlayacağız. Elde ettiğimiz anahtarla da bu gizli hazinelerin kapısını aralamaya, açmaya çalışacağız. İşte bu ders en evvel o hazineleri açacak olan ene anahtarının mahiyetini bize bildirecek, onun anahtar olduğunu bize hissettirecek ve o iki muazzam kapıyı nasıl açacağımızı bize gösterecek inşallah. Birincisi, Cenab-ı Hakk'ın hususi hazinelerini, gizli hazinelerini, yani Esma-i İlahiyesini bize bildirecek ene. İkincisi, kainatın ne olduğu, niçin yaratıldığı, ne anlam taşıdığıyla alakalı o gizli sırları, o bilinmez ve anlaşılmaz bilmece hükmündeki manalarını inşallah bize tanıtacak. O ene mahiyetinin bilinmesiyle o garip muamma, o acip tılsım olan ene açılır ve kainat tılsımını ve alem-i vücubun künuzunu dahi açar. Enenin anahtar olduğu anlaşılması, hangi manaları ifade ettiği, niçin verildiği gibi meselelerin anlaşılmasıyla o iki muazzam hazine inşallah açılacak. Şu meseleye dair Şemme isminde bir Risale-i Arabiyem'de şöyle bahsetmişiz ki: alemin miftahı insanın elindedir.
ve nefsine takılmıştır. Alemin miftahı insanın elindedir ve nefsine takılmıştır. Şemme dediğimiz risale Mesnevi Nuriye'de geçen bir bölüm. Orada üstadımız bu meseleyi biraz daha anlatıyor, izah ediyor. Alemin miftahı insanın elindedir ve nefsine takılmıştır. Niçin alemi açacağız? Alem açıktır normalde. Ta hücrelere kadar dalıyoruz. Atomlara kadar dalıyoruz. Ta DNA şifrelerini açıyoruz. Kainatın en engin uçlarına kadar gidiyoruz. Artık kainat bizim için sanki elimizde bir top gibi, nerede ne var, hangi şey ne işe yarıyor bilebilecek bir özelliğe gelmişiz. Peki bu ene kainatın kapılarını nasıl açacak? Niçin açacak? Kainat kapıları zahiren açık görünürken hakikaten kapalıdır. Kainatın kapıları zahiren açık görünürken, evet, göze dalıyorsunuz, en ince hatlarına kadar insanlar araştırmaya başladı. İnsanın içerisinde dalıyorsunuz, hissiyatıyla, psikolojisiyle, fizyonomisiyle içerisine ilim dalları girdi, insanı araştırdı. Açık kapı. Ta okyanusların dibine kadar insanlar giriyor ve araştırıyor. Ta uzayın derinliklerine kadar insanlar gidiyor ve araştırıyor. Zahiren kainat kapları açık mı? Açık. Fakat hakikaten kapalıdır. Hakikat itibariyle şu kainatın kapıları kapalıdır. Çünkü insanlar arkadaşlar hücrenin içerisine girebilir. Hücrenin içerisindeki atomlara dalabilir. DNA şifrelerine girebilir. Uzayın en engin yerine, uzak yerine kadar gidebilir. Okyanusun en derin yerine kadar dalabilir. Toprağı bütün zerratıyla araştırabilir. Doğru. Fakat hakikati nedir? Mahiyeti nedir? Niçin yaratılmış? Vazifeleri nelerdir gibi meseleleri anlaması mümkün değildir işte. Ve dikkat edin, genellikle kainatın en ince sırlarına varmış olan insanlar Allah'tan gafil olan insanlardır. Demek ki kainatın içerisinde dalmak, kainatın hakikatini anlamak anlamına gelmez. Kainatın kapıları zahiren açık görünürken hakikaten kapalıdır. Hakikat itibariyle, mahiyet itibariyle, taşıdığı anlam itibariyle kainat kapıları kapalı. Ne lazım buna? Bunlara anahtar lazım. Cenab-ı Hak emanet cihetiyle, Allah bize bir emanet veriyor. Emanet cihetiyle insana ene namında, insana ene namında öyle bir miftah, öyle bir anahtar vermiş ki alemin bütün kapılarını açar. Mesela gözü bilim adamları araştırıyor ama göz Cenab-ı Hakk'ın Basir isminin aynasıdır diyemiyor. İşte biz eneyi anlasak, gözü nasıl açıyoruz? Şu gözün hakikati Cenab-ı Hakk'ın Basir ismidir, Basar sıfatıdır deyip hakikatini anlıyoruz. Çünkü hakiki, hakaiki eşya Esma-i İlahiyedir. Kainatta ne varsa Cenab-ı Hakk'ın isimlerine dayanıyor. Hiçbir fiil failsiz olmadığı gibi her işi yapan bir fail vardır. Dolayısıyla göz bir fiil midir yapılması itibariyle? Evet. Kendisi sanat eseridir. Yapılması fiildir. Peki bu fiilin faili kim? Ancak görücü olan bir zat yapabilir. Bunu nasıl açıyoruz? Eneyle. Yani ben görerek iş yaptığım gibi şu kainatı da görerek yapan ve bana görme duygusunu veren Allah elbette basirdir, görücüdür, görme sıfatının da sahibidir. Bütün kainattaki görmekler ondan geliyor. Oldu mu şimdi hakikati? Anlaşıldı. Bilim adamları belki de dili en mükemmel manada araştırabiliyor.
güzel bir şekilde izahını yapabiliyor içindeki atomların, içindeki elementlerin, belki benden sizden daha yapabiliyor. Ama hakikati nedir dilin? Niçin verilmiş? Kim vermiş? Bunu bize veren zatın nasıl sıfatlarına aynadalık ediyor? Hakikaten kapalı. İşte biz en iyi açtık mı benlik duygusunu, anlıyoruz ki bize bu dili veren zat mütekellimdir. Yani konuşma özelliğine, sıfatına sahip olan bir Rab'tır. Kelam sıfatı da O'nundur. Mütekellim ünvanı ve ismi de O'nundur. İşte o zaman konuşma kabiliyetinin hakikatini biz anlamış oluyoruz. Gizli bir hazineydi. O miftahla, o anahtarla arkadaşlar açılmış oluyor. Biz bu misalleri inşallah artıracağız. Cenab-ı Hak emanet cihetiyle insana ene namında öyle bir miftah vermiş ki alemin bütün kapılarını açar. Peki bu enenin yanlış kullanımı nedir? Hani dedi ya, zaman Adem'den şimdiye kadar bütün cennete akan insanların ve bütün cehenneme akan insanların çekirdeği hükmünde bir nesnedir ene. Yani bir çekirdektir bu. Ya tuğba ağacını meyve verecek, cennet insanı, ya da zakum ağacını meyve verecek, cehennem insanı. Peki cennet insanı olduğunu anladık. Evet, bu bir emanettir bende, konuşma kabiliyeti. Ben bununla Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatını anlayacağım. Görme bende bir emanettir. Cenab-ı Hakk'ın görme sıfatını, basar sıfatını anlayacağım. Kudret bende bir sıfattır. Kudretle iş yapıyorum. Cenab-ı Hakk'ın da sonsuz kudret sahibi olduğunu bununla anlayacağım. Peki bunun menfisi nedir? Yanlış kullanımı nedir? Sahip olduğumuz bütün bu kabiliyet ve istidatlara, özelliklere benimdir diye sahiplenip emanete hıyanet etmek, sadece kendimizi görüp Cenab-ı Hakk'ı orada gizlemek. İşte semavatın da korktuğu, arzın da korktuğu, dağların da korktuğu emanetin bu yüzüdür. Ya Allah'a isyan edersek? Ya. Alimlere soruyoruz, müfessirlere. Diyoruz ki hakikaten Allah o mevcutlara sormuş mu? Arz etmiş mi, teklif etmiş mi? Çünkü Allah'ın teklif etmesi isteyerek, Fussilet suresinde geçiyor. Semavat ve arza Cenab-ı Hak isteyerek veya istemeyerek benim emirlerime ram olunuz diye söyledik. Onlar da isteyerek tabi olduk, ram olduk dediler. Fussilet suresinde geçiyor. Cenab-ı Hak birisine bir şey teklif etti mi, arz etti mi? Emirdir. Alimler diyorlar ki, burada iki mana var diyorlar. İki mana var. Ya Allah onlara arz etmiş ama iradelerini serbest bırakmış. İster kabul edin, ister etmeyin diye. Bu hakikattır diyorlar. Allah onlara arz etmiş, Allah onlara teklif etmiş ama ağır bir vazife olduğu için ister kabul edin, ister kabul etmeyin anlamında. Ama genel manada alimler diyorlar ki, bu bir temsildir, bu hakiki bir teklif değildir. Cenab-ı Hak bize şunu ifade etmek istiyor. Ey insanlar, siz öyle bir yük kaldırıyorsunuz ki, o yükten semavat da kaçar, arz da kaçar, dağlar da kaçar. Onun için işin farkında olunuz, olmazsanız hem zalimlerden hem de cahillerden olursunuz. Bazen oluyor mesela, bir amir düşünün. Bu amir bir padişah, bir sultan farz edelim. Kendisi vazife dağıtacak. Bütün vezirleri, ordu komutanları hepsi nazarından geçer. Hafızasından geçer. Der ki şu orduyu kim yönetebilir? Ali'ye gönderir hayalinde. Ali'ye gönderir. Ali der ki ben bunu kaldıramam. Kabiliyet ve istidadı o orduyu yönetecek özellikle değildir. Öyleyse bunu Mustafa kaldırır diye Mustafa'ya yükler. Mustafa Paşa diyor şu ordunun kumandanı sensin, filan noktada savaşacaksın mesela. Yani doğrudan Ali'ye sorup Ali'den hayır efendim bunu kaldıramıyorum değil de kendi zihninde, kendi hayalinde onu tartar, biçer, bu kaldıramaz,
ama bunu Mustafa kaldırır deyip Mustafa'ya vazife vermek. Başka bir vazifeyi filan vezire vermek. Başka bir vazifeyi filan zata vermek manasında. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bize ihsas ediyor ki, ey insanlar, bütün kainattaki şeylerin, mahlukatın tamamı bunları kaldıramayacağını ben ezeli ilmimle biliyorum. Ancak siz kaldırabilirsiniz. Kaldırdığınız vakit bütün mahlukattan üste, kaldıramadığınızda o zaman zalimlerden ve cahillerden olursunuz diye Cenab-ı Hak bize insanlara bu dersi adeta vermek istiyor diyor bazı müfessirler. Ve ekseriyetle de çoğunlukla da bu mana daha hakim görünüyor. Cenab-ı Hak emanet cihetiyle insana ene namında öyle bir miftah vermiş ki alemin bütün kapılarını açar, böyle tılsımlı bir enaniyet, öyle bilmeceli bir benlik vermiştir ki hallak-ı kainatın künuz-u mahfiyesini, gizli hazinelerini onun ile keşfeder. Bu bir anahtardır. Hem kainatın kapılarını açıyorsun, hem de vücub dairesi dediğimiz Cenab-ı Hakk'a ait olan o daireyi de açabiliyorsun. Cenab-ı Hakk'ın gizli sıfatlarını, isimlerini, daha da ilerisi şuunat dediğimiz ilahi halleri bununla anlayabilirsin. Fakat ene kendisi de gayet muğlak bir muamma ve açılması müşkil bir tılsımdır. Enteresan bir mana. Şimdi evet, kainat gizli bir hazine. Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları daha gizli bir hazine, define gibi. Bundan açılması için Allah bize bir ene anahtarı vermiş. Ama eneye baktığımız vakit öyle bir özelliği var ki kendisi de gayet muğlak, yani düğüm gibi bir muamma ve açılması müşkil bir tılsımdır, bir sırdır. Bunun da açılması için elbette ders lazım. Her insan kendi zihniyle, kendi kapasitesiyle belki bunu açamaz. İşte Kur'an, işte peygamberler, işte mürşitler ve işte Bediüzzaman'ın 30. sözü. İnşallah bu anahtarın mahiyetinin anlaşılması için bize bir önderlik yapar inşallah. Fakat ene kendisi de gayet muğlak bir muamma ve açılması müşkil bir tılsımdır. Eğer onun hakiki mahiyeti ve sırrı hılkati bilinse, kendisi açıldığı gibi kainat dahi açılır. Eğer enenin niye bize verildiği anlaşılsa, benlik duygusunu Allah bize niye verdiği o sır anlaşılsa, o zaman kainatın kapıları da, vücub dediğimiz Cenab-ı Hakk'a ait daire de artık bizim marifetimize inşallah yerleşir. Şöyle ki, Sani Hakim, her şeyi hikmetle yapan usta Cenab-ı Hak. Kainatta abesiyet namına bir şey yok. Hikmetsiz bir şey yok. Her şeyi hikmetle yaratan Allah, insanın eline, insan eline emanet olarak, bizim hakki malımız değil, emanet olarak rububiyetinin sıfat ve şuunatının hakikatlarını gösterecek, tanıttıracak, işaret ve numuneleri cami bir ene vermiştir. Rububiyetinin sıfat ve şuunatının hakikatlarını gösterecek, tanıttıracak, işaret ve numuneleri vermiştir. Cenab-ı Hak hikmetli Rabbimizdir. Bize kendisini tanıttırmak istiyor Allah. Bize kendisini bildirmek istiyor Allah. Gizli bir hazineydim, mahlukatı yarattım ki kendim tanınayım diye Cenab-ı Hak buyuruyor. Onu irade ediyor. Peki nasıl tanınacak Allah? İşte bize bütün sıfat ve şuunatının hakikatlarını gösterecek, tanıttıracak işaret ve numuneleri bize vermiştir. Her şey bizde var. Mesela bizde öyle gizli duygular var ki onları inkişaf ettirsek o da kendilerine ait marifetullah'a, Allah'ı bilmeye dair
bazı ayrı kapıları, hususi kapıları açmaya vesile olacak. Bizde kudret var, Allah'ın kudretini onunla anlıyoruz. Bizde ilim var, Allah'ın ilmini onunla anlıyoruz. Hikmetle iş yapıyoruz, Allah'ın hakim ismini onunla anlıyoruz. Görme var, Allah'ın basir ismini onunla anlıyoruz. İşitme var, Cenab-ı Hakk'ın sem' dediğimiz sıfatını, semi' dediğimiz ismini onunla anlıyoruz. Bütün sıfat ve şuunat-ı ilahiyi bir derece tanıtacak işaret ve numuneleri Allah bize emanet olarak vermiş. Ama emanet. Bu işi ben yaptım, benim gibi bir adam gösteriniz deyip, onu Allah'a değil de, marifete değil de kendimize mal etsek, emanete hıyanet etmiş olacağız. Ta ki, niye vermiş bu bize? Ta ki o ene, vahidi kıyasi olup, bir karşılaştırma unsuru olup, evsaf-ı rubiyet ve şuunat-ı uluhiyet bilinsin. Cenab-ı Hakk'ın rubiyetinin sıfatları ve uluhiyete ait şuunat ve halleri bilinsin. Şimdi biz bunu ne yapıyoruz? Terbiye ediyoruz arkadaşlar, değil mi? Yani ustalığımızla bunu yapıyoruz, ustalığımızla. Ayrıca ilmimizle yapıyoruz. Ayrıca kudretimizle yapıyoruz. Ayrıca isteyerek yapıyoruz, irademizle. İşte biz herhangi bir şey yaptığımız vakit bunu marifete dönüştürmemiz çok kolay. Madem ki ben bu masayı ilmimle yaptım, öyleyse bütün şu kainatı ilmiyle yapan birisi vardır. Nasıl ki kudretimi burada tecelli ettirdim, öyleyse kainat yapılırken kudretini tecelli ettiren bir zat vardır. Vahidi kıyasi, karşılaştırma unsuru olarak bizdeki cüz'i numuneleri ne yapıyoruz? Kullanıyoruz ta ki Cenab-ı Hakk'ı anlayalım. Yani Cenab-ı Hak biz masa yapalım diye bize bu özellikleri vermiş değil. O çok tali bir meyve, çok tali bir netice. Mesela üstadımız bir meyvenin bize verilmesinin hikmetlerini anlatırken %99 hikmeti Cenab-ı Hakk'a bakar diyor. O elmayla biz Cenab-ı Hakk'ın isimlerini anlayacağız. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını anlayacağız. Cenab-ı Hakk'ın münimliğini anlayacağız. Allah'ın ihsanını göreceğiz. Değil mi? Şimdi bunları biz gördükten sonra, üzerimize düşen asıl vazifeyi yaptıktan sonra, marifetullah'a bunu yönlendirdikten sonra, üstadımız diyor ki artık vazifesini bitirdi, mideye giriyor ki midede defnolsun. Yani en son vazifesi, belki en ehemmiyetsiz vazifesi vücudu beslemektir. O elmanın asıl vazifesi bizi Cenab-ı Hak'la ne yapmak? Rabt etmektir. Dolayısıyla kainatta yaptığımız bütün bu işler asli itibariyle Cenab-ı Hak bunları yapalım diye o kabiliyetleri bize vermiş değil. Onlar çok tali netice ve meyveleridir. Asıl sebebi nedir? Cenab-ı Hakk'ı onlarla bilmektir. Nasıl ki ben bu evi yaptım, şu kainat sarayını yapan birisi var. Nasıl ki ben şu evin tavanında şu lambayı taktım, şu güneş lambasını yapan birisi var diyebildik mi? O zaman Allah'ın bize verdiği bu numunecikleri hakiki sahibine vermiş oluruz. Emaneti sahibine tevdi etmiş oluruz ve sevgili bir kul olmuş oluruz. Vermedik, ne olacak? O zaman emanete hıyanet etmiş oluruz. Benim gibi lamba yapan bir adam gösteriniz dediniz mi? Benim gibi ev yapan ikinci bir adam gösteriniz dediniz mi? Benim gibi heykeltıraş bir adam gösteriniz dediniz mi? Gurura bunu yönlendirdiniz mi? O zaman çok çirkin bir varlık oluruz. İşin özeti, bu dersin ana teması budur. Ta ki o ene bir vahidi kıyasi olup evsaf-ı rububiyet ve şuunat-ı uluhiyet bilinsin. Allah'a ait, Allah'a ait rububiyetinin sıfatları, ilim, irade, kudret gibi ve Cenab-ı Hakk'ın uluhiyetine, yani Rablığına ait, ona ibadet edilmeye layık olan uluhiyetine, ilahlığına ait şuunat ve haller bilinsin. Ya, nedir mesela? Diyelim ki bir adam bir yerin amiridir. Kumandan olsun, amir olsun. Ne yapıyor? Kendi elemanlarından itaat istiyor, değil mi?
itaat istiyor. Ben size şöyle şöyle bir şey yaptım, siz de bana itaat edin diyor. Allah o insanları bize itaat ettirsin diye mi o hissi bize vermiş? Onun çok talih bir neticesidir. Onunla şunu anlayacağız. Elbette ki nasıl ki bir öğretmen öğrencilerden itaat istiyor, amir memurlardan itaat istiyor, kumandan askerlerden itaat istiyor, elbette beni yaratan Rabbim de benden itaat istiyor. O ilahımdır, ben de onun kuluyum. Oraya varabildiniz mi? O zaman o manadaki amirlik size helal olsun. Yoksa enaniyet ve gurura vesile yapacak şekilde kullandınız mı? Orada işimiz harap. Ya, müthiş bir mana. Cenab-ı Hak anlamayı nasip etsin inşallah. Amin. Ta ki o ene bir vahidi kıyasi olup, evsaf-ı rububiyet ve şuunat-ı uluhiyet bilinsin. Fakat vahidi kıyasi, yani karşılaştırılan şeyler, bir mevcudu hakiki olmak lazım değil. Yani biz sıfatlarımızı Cenab-ı Hak'la karşılaştırırken ve Cenab-ı Hak'ın sıfatlarını bulmak için kullanırken illa bizde mevcut olan sıfatlar vardır diye kabul edilmesin. Bizdeki sıfatlar zati değildir. Nedir? Arizidir. Ayna düşünün, bir ayna düşünün. Bu aynaya ne yapıyor güneş? Işık veriyor değil mi? Şu aynayla ben karanlık bir yeri aydınlatabilir miyim? Aydınlatabilirim. Şimdi şu aynaya siz şuur verin, akıl verin ve onu konuşturun. Ne diyecek? Bakın şurayı ne güzel aydınlatıyorum. Burayı ben aydınlattığım gibi bütün dünyada aydınlıktır. Orayı aydınlatan güneş var diyecek. Eğer akıllıysa. Yoksa ben burayı aydınlatıyorum. Benim gibi aydınlatan bir şey var. Var mı diye gösterin diye enaniyetine vesile yaparsa o zaman bu ayna ne yapar? Kaybeder. Foyası ne zaman ortaya çıkar? Güneş battığı vakit geceleyin bunun foyası ortaya çıkar ki bunun zati bir ışığı yoktur. Dolayısıyla bizde de aynı. Şu aynadaki ışık zati değildir, arizidir. Başka bir yerden gelmiştir. Kendisinin zati bir ışığı yok. Ama karşılaştırmaya vesile oluyor. Ben şu küçük karanlık yeri aydınlattığım gibi koca dünyayı aydınlatan bir güneş vardır diye kullanmak içindir. Belli bir aşamadan sonra ne diyecek? Elbette beni de aydınlatan, benim aydınlattığımı zannettiğim şu karanlık yeri de aydınlatan, bütün dünyayı aydınlatan güneştir diyecek. İşte Allah bize böyle bir enaniyet vermiş ki, benlik duygusu vermiş ki, ben şu masayı yaptığım gibi dünya yapan birisi vardır. Belli bir zaman sonra elbette şu dünyanın içerisinde ben de varım. Yaptığım masam da var. Elbette dünyayı da, beni de, yaptığım masayı da yapan Allah'tır deyip her şeyi doğrudan doğruya ona verecek. İşte marifetullah'a asıl vesile olan enaniyetin bu cihetidir ki emanet-i kübra olarak Kur'an-ı Kerim'de tavsif ediliyor, isimlendiriliyor. Fakat vahid-i kıyasi bir mevcudu hakiki olmak lazım değil. İlla aynada hakiki bir ışık olmak lazım değildir. Arizi de olsa güneşle kıyas yapabilir. Belki hendesedeki farazi hatlar gibi farz ve tevehhümle bir vahid-i kıyasi teşkil edilebilir. Mesela dünyada biz ne yapıyoruz? İşimizi görmek için bir yerin matematik konumu diyorlar. O matematik konumunu bulmak için ekvator kullanıyoruz değil mi? Dünya üzerinde hakikaten ekvator var mı çizgi olarak? Yoktur. Biz farazi olarak koymuşuz. Mesela meridyen daireleri var mı dünyada hakikat olarak? Yok. Biz kendimiz onları farazi olarak çizmişiz. İşte biz de kendimizde bir kudret farz ediyoruz. Bizim değil ya. Madem ki ben bunu yapıyorum, öyleyse bütün şu işleri yapan bir zat vardır demek için. Hendesedeki farazi hatlar gibi farz ve tevehhümle bir vahid-i kıyasi teşkil edilebilir. İlim ve tahakkukla hakiki vücudu lazım değildir. Sübhaneke la ilme lene illa ma allemtene inneke entel alimul hakim.
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة مع الصلوات.